Yaparım diyorsun yani. Yaparım abi. Avrupa Atom Birliği'nin kısaltması. Efendim abi? Festival sürecine yeni başlayan bir filmin ekibiyle şimdi birlikteyiz. Netan Şereflioğlu ve Kayra Babalık. Filmlerin adı Her Şey Yolunda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Gayet iyiyiz. Güzel bir festival gidiyor. Evet. O yüzden keyfimiz yerinde. Evet. Yeni yeni başladın festivaller ama tabii ödülleri de topluyorsun yavaş yavaş. Kurmaca evet. Dalında. Kimseye evet. Yer bırakmamışsın. Nasıl gidiyor İzmir? Güzel. İzmir her zaman iyi yani. Ve kısa film festivali olduğu için kısa filmin üstüne bir lokal yakıyor aslında. Çok fazla film gösterim imkanı buluyor. Evet. Ve gerçekten kısa filmcileri çok iyi ağırlıyorlar. O yüzden bence çok önemli bir festival. Evet, önceki festivalle de buradaydın tabii ki. Filminle evet, birlikte. Ben son 3 filmimle de burada İzmir Kısa Film Festivali'nde yarıştım. Hı-hı. O yüzden benim için ayrı bir şeyi var önemli. Çünkü düzenli olarak katıldığım Hı-hı. ve sürekli büyüdüğünü gördüğüm bir festival. Evet, biraz tabii filmden bahsedelim istersen. Önceki filmlerinde de hep aynı duygulaştığı galiba hissetti izleyicide. Orada ilgili hep sorular geldi. Benim de söyleşide hissettiğim oydu. Nasıl ilerledi bu Her Şey Yolunda için süreç? Her Şey Yolunda için süreç bir büyüme hikayesini, ergen bir gencin büyüme hikayesini ve dönüşüm hikayesini anlatmak istedim. Sonra Kayra ile beraber senaryosunda çalışmalar yaptık. Ve senaryoyu tamamladıktan sonra çekimlerimiz biraz uzadı ve Alman ortak yapımı olduğu için gelgitler oldu Almanya'ya editte. Biraz uzun bir süreç oldu. Yapımcım hamileydi, çocuğunu doğurdu 9 ayın sonunda. Ben de filmi doğurabildim ancak. Evet. Tam bayağı 9 ay sürdü. Süreç böyle ilerledi ve evet hep bir büyüme hikayesi anlatıyorum. Çocukluğumla ilgili problemlerim var sanırım. Onları da anlatıyorum. O yüzden böyle bir büyüme hikayesi çektik. Evet. Peki tabii senaryo sürecinde Kayra'yla peki nasıl bir iletişime girdiniz? Biraz sen bahset istersin. Ya valla benim için daha enteresan bir süreç. Ben çünkü ilk defa iki kişi bir senaryoya çalışıyorum. Sıkıntı yaşar mıyız, o süreç uzar mı falan filan diye hep düşündüm ama bence gayet olumlu anlaştık Mete ile. Onun karşı çıktığı noktalar bana mantıklı geldi. Benim karşı çıktığım noktalar ona mantıklı geldi. O yüzden filmin en hızlı yürüyen süreci galiba senaryo yazma süreciydi. Evet. Uzun çalıştık ama tahminimizden de kısa sürdü aslında. Benim için de aynı şekilde. Ben de hep kendi senaryolarımı kendim yazıyordum. Fakat iki kişi çalışınca ben de bir şey tedirgindim ilk başta. Çünkü bir alanın oluyor ve evet. O alanda sürekli biriyle paslaşıyorsun. Ama keyifliydi. Peki nasıl buluşmanız oldu? Yani biz ev arkadaşıydık zaten. Evet. Yani birlikte bir şey yazalım mı oldu yoksa ben de dahil olayım gibi bir süreç yıllarca vardı aslında. Biz okulda okuyorken de dönem arkadaşıyken de yıllarca hadi birlikte bir şey yapalım diye konuştuğumuz bir durum vardı ama bir türlü onu gerçekleştiremedik. İkimizin de ayrı ayrı projeleri oldu. Ben işte tiyatroda çalışmaya daha fazla devam ettim. Mete sinemada devam etti. En son İstanbul'da ev arkadaşlığını tekrar yakalayınca hadi artık hani vakti geldi bir şey yapalım gibi ilerledi yani. Ya ve şey de aslında bir alt kültür hikayesi film ve Kayra da alt kültüre hakim. Ben de alt kültüre hakimim ve bu proje için o tarzımız çok uyuyordu ve o yüzden keyifli oldu aslında yani. Peki çekim süreci nasıl ilerledi? Çünkü bir de iyi oyuncular da var kadronda. İyi oyuncu derken tabii daha çok uzun metrajlı filmlerde ya da dizilerde gördüğümüz oyuncuların da kısa filmine dahil ediyorsun. O süreçten bahsedelim. Çekimler iki aşamalı sürdü. Ek çekimlerimiz oldu ve biraz zorlayıcıydı aslında. Ekibimizde de evet deneyimli oyuncular var. Bir şekilde artık film çekip festivallerde gösterince insanlara bir ortamda insanlarla buluşuyorsun ve çalışma için teklifte bulunabiliyorsun. O yüzden aslında o süreçler de çok hızlı ilerledi ve güzel, güzel, keyifli geçti yani. Peki festival yolculuğu nasıl gidiyor filmin? Şu an yeni başladın tabii bahsettiğimiz gibi. Evet, geçen ay Adana'da premier yaptık. Orada en iyi film ödülünü aldık. Evet. Şimdi Boğaziçi Film Festivali ve İzmir'de devam ediyor. Malatya, Eskişehir diye devam ediyor. Aslında biraz şey bir sürece girdi film. Bu da memnun ediyor beni. Çünkü televizyon ve vizyon şansımız olmadığı için sadece festivallerle filmimizi insanlara ulaştırabiliyoruz.
ve şu an böyle gitmesi çok iyi. Evet. Kendim bile sadece festivalde perdede izleyebildiğim bir süreç olduğu için sadece onun için bile kıymetli bence. Kesinlikle o çok güzel oluyor. Sizin için çok değerli. Evet. Bir de ekstra hani dolu salonlarda izletmek o filmi çok daha keyifli ve önemli bir süreç kesinlikle. Yağmur çok hızlı. Sanki gerçek değilmiş gibi. Güzel tablo. Ama ressamın ne demek istediğini tam çakamadım. Güzelse ve baktığında seni tatmin ediyorsa başka bir anlamı olmasına gerek var mı? 6. seansta sohbetlerimize devam ediyoruz. Kiracı filminin yönetmeni Berkay Asbay ve kısa filmlerin aranan oyuncusu Ulvi Kahyaoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi, süper. Festival güzel gidiyor. Dün gösterimler oldu. Bayağı salon da doluydu. Daha sonra yönetmenler de söyleşi yaptı. Bize bir söyleşi yaptık ve... Nasıl gerçekleşti? Güzel mi? Güzeldi yani 4-5 dakikalık bir konuşmayız zaten. İzleme şeydi, seanslar da gayet dolu olduğu için de seyircinin tepkisini çok net görebildiğimiz alanlar oldu. Çünkü benim de filmin ilk premier diyebiliriz bir nevi. O sebeple festivalde seyircinin tepkisini görebilmek çok iyiydi benim için. Hani filmi izleniyor ve canlı olarak birebir tepkiyi gördüm. Peki senin de kaç tane filmin var burada oynadığın? Şu an 5 tane filmim var. Bir tanesi finalist olduğu için diğerlerinin benim programım çakıştı. Diğerlerinin gösterimine gidemedim. Ama 2 tanesinde söyleşisinde vardı. Benim için çok güzel oluyor. Benim için büyük bir deneyim. Sonuçta geçen sene ilk defa Kimi Sevsem Çıkmazı'yla İzmir Kısa'da vardım. Hatta Berkay'la da burada tanıştık. Şimdi 2 tane filmin finalist, 3 tane film gösterimi aldı falan. Bu benim için de çok güzel bir şey. Benim için de deneyim. Buraya gelmek, yeni bağlantılar kurmak, yaptığım bir işle burada oluyor olmak tabii çok güzel bir şey. Peki biraz tabii kiracıdan bahsedelim. İlk olarak nasıl ortaya çıktı hikaye? Sen nasıl belirledin, bir senaryo oluşturdun? Tamamen şöyle oldu aslında. Bundan önce Tel diye bir film çekmiştim. Ve o filmin hikayesi aslında çok kuvvetliydi. Yani ben festivallere gittiğimde insanlarla konuşurken insanlar sürekli Tel'in hikayesinden bahsediyordu. Bu sebeple ben dedim ki hani garanti yolu seçmeyerek bir daha kuvvetli bir hikaye yapmak istemedim. Aslında bu bir garanti oldu benim için. Bu yaşta deneyebileceğim bir şey çünkü daha ileride bunu deneyemem. Hikayesi olmayan bir şeyi bakalım ben izletebilecek miyim? Çünkü hikaye varsa, kuvvetli bir hikaye varsa ortada sen hikayeyi çek ve bir şekilde onu yedirirsin ama kuvvetli bir hikaye yoksa onu yedirmek yönetmene kalıyor, onu izletmek yönetmene kalıyor ve ben de bunu denemek istedim aslında. Filmin türünü de oynayarak, kara komedi ve gerilim arasında tutarak yani daha değişik bir tür ortaya çıkarmaya çalıştım. Deniz'le bu festivalde tanıştık. Evet, Deniz Şakır filmde başrol. Tabii o da çok nasıl ikna ettin sen bu hikayeyi, onu da merak ediyoruz açıkçası. Tamamen şöyle oldu aslında. Geçen sene bu festivaldeydim yine Tel filmiyle, finaldeydi. Ve Miray Şahin, bizim kadın oyuncumuz en iyi genç kadın oyuncu ödülünü aldı Umut Vadeden. Ve bana ödülü Deniz verdi. Daha sonra festival ödül gecesinde Deniz'le tanıştık. Filmi çok beğendiğini söyledi. Teşekkür ettim. Ve daha sonra dedim ki bir sonraki projede uygun olur mu? Olur dedi, konuşalım dedi ve Şubat ayında konuştuk, anlaştık ve Mayıs 2 gibi de set vardı. O bütün apartmanda sen çekimi yaptın değil mi? Tabii. Yani hani o apartman, o daire ve dairenin dışı yani kapı önü ve bir üst kata çıkış gibi. Apartman yöneticisinden de izin aldık bu arada kiracı filmi çekerken. Ha bu arada şöyle bir şey oldu. İkinci gün bitti. Gerçekten bizim filmimizdeki Levent gibi bir adam geldi kapıya, apartman yöneticisi. Saat kaç oldu dedi, şey mi yapıyorsunuz falan işte, hala daha gürültü yapıyorsunuz falan. Yani bizim filmimizdeki Levent geldi, Erol abi de hatta Erol Aksoy, Erol abi gördü Levent'i. Beni niye çağırdınız, bunu oynasanız ya dedi. Senden de biraz dinleyelim Ulvi, hani bu süreci. Enteresan bir sahnesi var. Deniz Şakır'a da yani yavrum ne haber demek yani, yürek yemiş olsa gerek yani. Senaryo'da Berkay'ın bana teklif ettiği rol çok keyifli bir roldü. Yani müthiş. Zaten girdiği andan beri o enerjiyi inanılmaz şekilde yüksek tutan bir karakter. Benim için oynaması da çok keyifliydi. Farklı şeyden, Alper'in filminden çok daha farklı bir rol yani. Orada biraz daha tutuktun ama burada daha hareketli. Ya evet. Burada tam sanki o karakterin söylemeyi de her şeyi burada tak tak söylüyormuş gibi oluyor Cihan karakteri. Hepimizin iç sesi aslında bir anlamda. O benim için çok keyifliydi ya. Çünkü Berkay da ne istediğini çok iyi biliyordu. Biz prova yaptık öncesinde. Ben ne yapabileceğimi sundum. O ne istediğini bana söyledi. Biraz post sürecinden de bahset istersen. Çünkü
kurgusu karmaşık bir kurgu. Bize biz döngü anlatıyorsun zaten filmde. Nasıl ilerliyorsun? Renkler karışıyor birbirine. Böyle farklı bir rüyalara da dalıyoruz gibi. Duymadığımız sesler duyuyoruz. Biraz sen anlat istersen. Şöyle aslında post sürecini de ben yürütüyorum. Yani yaklaşık 3 aydır falan posttaydım. Ya hani aynı zamanda tek kişi olduğum için ve supervisor da olmadığı için başımda. Hani yaptığım kopyaları arkadaşlarıma izleterek geri dönüşler alıyorum ve hani benim görmediğim noktaları görebiliyorlar bazı zamanlarda. Ve o geri dönüşlere göre de postta küçük oynamalar yapabiliyorum. Bu her filmde yaptığım bir şey aslında. Çünkü bir insan yani bir şekilde odaklanıyorsa bazı şekilde körelebiliyor ve bazı noktaları göremeyebiliyor. O sebeple mümkün olduğu kadar fazla yorum aldığın zaman senin bir şekilde o konuda ufkunu genişletebiliyor ve daha farklı bakabiliyorsun. Ve bu benim en büyük, en önemli yolum aslında bu konuda. Çünkü hani kimseden yorum almadan yalnız yapsam böyle bir şey çıkmıyor ortaya. Daha farklı bir şey çıkıyor. Çünkü tek bir kafadan çıkan ürün oluyor. Posta da yani. Mesela normalde bir postçum olsa onunla aynı olayı. Yani yönetmen post ve işte yönetmen kurgucu olarak çalışırız. Fakat kurguyu da ben yaptığım için yönetmen olarak bir farklı görüşlere ihtiyaç duyuyorum. Ulviye tabii diğer filmini de sormak istiyorum. Biz Gökhan ve Hakan'la da Kız Kalesi'nde konuşmuştuk. Orada da güzel bir ödülle döndüler. Bensiz yapamaz. Sen ne saatten kutluyorsun lan? Dur lan dur. Hadi bakalım. Evet, beyler bayanlar. Ha. Dinle burayı. Senin için orası nasıl bir süreçti Ahbir Ataşver? O bambaşka bir süreçti. Yani o bir de gerçekten manevi sorumluluğu da büyük olan bir işti. Zaten hani o işe girerken dedim acaba işte nasıl olacak? Çünkü yani kiracıda tamamen kurgu bir şeyin içindeyiz ama işte gerçek bir hikayeden ki zaten bizim de bildiğimiz bir hikayeden oluştuğu için Ahbir Ataşver. Gerek karakterin gerek hikayenin bir ağırlığı vardı hepimizin üstünde. Bir de deniz altında olması çok başka bir şeydi. Yani hani genelde işte evde dış mekan, iç mekan çekimleri biliyoruz ama o hikayeyi gerçekten bir deniz altında, o döneme ait bir deniz altında, müze deniz altında çekiyor olmak. Bir de Gökhan, Oğuz çok iyi çalışmışlardı işlerini. Hani biz orada provalarımızı yaptık, girdik ve iş bizim beklentimizden de çok başka bir yere gitti. Ama hani gerçekten deniz altında olmak, o havayı solumak, ya mesela şöyle bir örnek var. İşte en son biz final ölüm sahnesini çekiyoruz. Yani ölmeye en yakın olan son telefondan sonraki sahne. Biz sabahtan beri batarya kuyusundayız. Ve sabahtan beri işte ne bileyim saat 10'da girdiysek sabah gece 2-2.30 hala çekiyoruz. Ve 10 kişi içeride olduğunda hani ben şunu düşünüyordum. Şu an biz 10 kişi 15 kişi bütün set ekibi oyuncularla beraber içerideyiz. Ve nefes yok artık içeride alınacak. Yani bu insanlar çok daha dar bir yerde. Torpido dairesindeydi. Ve çok daha fazla kişilerdi. Yatacak alanları yoktu. Öyle bakınca biz burada bunu yaşıyorsak hikaye orada nasıl dönüyor? Yani oynarken bile aslında bazı şeyleri sorgulamama sebep oldu. Hani burada bunu yapıyorum demek ki onlar orada neler yaşıyordu? Çünkü kaldıkları zaman bizimkinden çok daha fazla. Hani o yüzden bir özdeşlik kurma noktasında aslında yaklaşamayacağımız bir nokta bile keşfettik. Ya bir de batarya kuyusundayız. Her tarafımız artık çıktı. Mesela ben eve gidiyordum setten sonra. Üstü başım gaz kokuyor. Batarya kuyusundayız. Mazot kokuyoruz ya hepimiz. Deniz altında hiç öyle bir şey. O yüzden çok başka bir deneyimdi.